Göcek 1930'larda 40'lardan itibaren madencilikle ünlenmiş bir köydü. 90'lı yıllara doğru turizm ağır bastı. Göcek Ot Yemekleri Festivali'nin bu yıl profesyonel olarak 6.sını düzenliyoruz. İlk yola çıkış amacımız bu festivali düzenlemekte. Evde üreten ve kendisi amatörce üretim yapan insanların bir satış pazarı oluşturabilmekti. Maden şirketleri buradan çekildi ve yatlar gelmeye başladı. Tabii yatlar gelince dünyanın çeşitli yerlerinden zenginler de buraya gelmeye başladı. Göcek 3500-4000 nüfuslu bir beldeyken 2014 yılında Büyükşehir Yasası sonucunda mahalleye döndü. Dün bir ot gezisine çıktık, ot tanıma gezisine ve çevrede yetişen endemik bitkileri, yenilebilir otları, içilebilir çayları tanıtmak için bir geziye çıkmıştık. Burada bugün satılan otların nasıl toplanması gerektiğini, nasıl pişirilmesi gerektiğine ilgili ve bunların devamlılığının olabilmesi için de nasıl toplamaları gerektiğini insanlara anlattık. Dediğim gibi amacımız daha yeşil bir dünya, daha iyi bir çevre ve bu işten de para kazanan amatör insanlar. Biz kültürümüzü koruyamazsak zaten burayı turizm beldesi yapan bir takım özellikleri kaybederiz. Bunlar nedir? Birincisi kültürümüz, atalarımızın eğlenme şekli, komşuluk ilişkileri, mahalle kültürümüz. Evet, Voyin TV. Biz birbirimizi dinlerken Voyin deriz. Uzaksa Voyin deriz. Öyle haberleşiriz. Voyin Fethiye yöresine ilgi uzaktağına seslenme işarettir. Bugün Göcek'teyiz. Ot Festivali'ndeyiz. Ata yemekleri yiyin, sağlıklı kalın diye yıllardır mücadele veriyoruz. Ben Levent Kızıldağ, Fethiye Seydi Kemer Ekoloji İşletme Kooperatifi dönem başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda geçen ay içinde kurulmuş olan Anadolu Kırsal Kalkınma Platformu'nun kurucu bileşeni. Ülkemizdeki yetiştirdiğimiz ürünler ilaçsız ve suni gübresiz olarak yapılmakta. Buna da özen gösteriyoruz. Sözleşmeli üretici ticilerle işbirliği yaparak çiftçiyi bir an önce tarlalarına döndürerek sağlıklı ürünler yetiştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Zaman zaman böyle festivallere katılarak amacımız kendimizi tanıtmak, ürünlerimizi tanıtmak ve sağlıklı ürünler yetiştirilmesine ön ayak olmaktır. Ananızın, babanızın, neneniz, dedeniz yediği yemekleri yiyin. Bu otları pişirin, o meyveyi, zepseyi yiyin. Neneleriniz doktor yüzü bilmezdi. Fethiye'de evveli ufacık bir sağlık ocağı kadar bir hastane vardı. Herkese yeterdi. Şimdi 2 tane hastane, 100 tane doktor var, yetmiyor. Kuyruk dolu. Niye? Ata yemeği yemediğinden. Ata yemeği yiyin, sağlıklı olun. Oynarken ananız, babanız gibi oynayın. Ben otuyormuş, keçi gibi sakrayıp oturman. Dağdaki Mersinlerin sirkesi. Alıç sirkesi doğal, dağdaki olanlar. Marmeletimiz alıç, dağdan toplamıştık. Mersinimiz dağdan topladık. Organik sirkesi. Soğuk sıkım, yeşilden yağımız, zeytinyağı. Doğal, bunların hepsi doğal, kendim ellerimle yapıyorum. Mimarimiz burada Yörüklerin kullanmış olduğu ve bölge ekonomisine, bölge ikliminin koşullarına göre balkonu geniş, ahşap, taş evlerimiz vardı. Ve bunları yavaş yavaş kaybediyoruz. Şimdi bunların önemini her geçen gün herkes anladığından dolayı biz de burada bir takım etkinlikler yapmaya başladık. Hatta bunları hızlandırdık. İşte çocuk şenliği, ot yemekleri festivali, mantar toplama yarışması, menne toplama yarışması, doğa yürüyüşleri gibi. Bugünkü ot yemekleri festivalimiz de zaten buradan çıktı. Gelincik otu, böreği olur. Şu ebe gömeç, soğan, rezene, dereotu, kişniş otu, maydanoz, tere, su teresi, gayazak, hardal otu, meneviş. Bunlar organik hepsi. Kavurması olur, bunun salatası olur. Zeytinyağı, nar ekşisi, soğan çok güzel salatası olur. Bunu yumurtalı, soğanlı kavurursun. Çok şahane olur. Dedelerimizin, atalarımızın yediği yemekleri torunlarımızı yedirelim, yedirebilelim. Otlarımız, bitkilerimiz kaybolmasın. Hazır gıdaya, fast food'a bizim böreğimiz, gazlamamız, kaba ekmeğimiz yenik düşmesin. Dağlarda yetişiyor. Zamanı gelince topluyoruz, koyuyoruz dolabımızda, sonra çıkarıyoruz. Şimdi mevsimi yani, taptaze. Çok doğal bir ot, ağaçlarda yetişiyor ve çok güzel lezzeti var. Karışık otlar, kokusu çok güzel. Yoğurtla da yiyebilirsin, sade de yiyebilirsin ve çok lezzetlidir. Sağlık açısından da çok faydalı. Bu kara kekik dediğimiz aslında mor kekik. Bunun türküsü yakılmıştır. Bizim yaylalar mor mor kekikli diye.
İnternetten dinleyebilirsiniz. Özellikle buradaki yetişen aroması en yüksek olan kekiktir. Şöyle bir faydası var. Bir, ekonomik olarak köy hayatı devam ediyor. Köylü köyünde kazanmaya devam ediyor. Köyünü terk etmek zorunda kalmıyor. Diğer taraftan da gelen turistlere, gelen misafirlere de başka yerde olmayan buraya özgü ürünleri sunabiliyoruz. Ot Yemekleri Festivali'nin çıkış amacı da o. Aynı zamanda el ürünleri pazarı da var. Yani burada kilim dokuyan, kaşık yapan, işte tığ oyası yapan insanların da ürünlerini burada pazarlayabilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdilik bunu yılda bir gün yapıyoruz. Ama ileriki tarihlerde talepler öyle gösteriyor ki biraz daha çoğaltmamız gerekiyor. Yörenizi sevin, toprağınızı, havayı, suyu sevin, insanları sevin, hayvanları sevin, yaşatarak yaşayın. Diyecek çok laf var ama lafın harman olmaz, gerisini sonra diye.